Adana gezimizin bu haftaki bölümünde yine dopdolu bir program sizleri bekliyor. Portakal bahçelerini merak ettiğinizi biliyoruz. O sulu ve bol vitaminli portakalların yetiştiği harika bir bahçe bulduk. Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin 2 yıl kaldığı ve namazlarını kıldığı Adana'nın tarihi ve en özel camisi Ulu Cami'yi ziyaret edeceğiz. Ardından da Ramazanoğlu konağında tarihe bir yolculuk. Tabii ki acıkıp bir şeyler de atıştıracağız. Göl kenarındaki tantuni ziyafetimizin ardından akşam vakti nereden geldiğini anlamadığımız ve sonunu duaya bağladığımız dürümümüzü yerken siz de büyüklerin himmetine şahitlik edeceksiniz. Adana'ya özel ve başka hiçbir yerde kolay kolay bulamayacağınız şırdanı da yedik. Adana gezimizin 2. bölümü başlıyor. De merhaba. Adana'daki turumuz son hızıyla devam ediyor. Yani böyle birkaç gün hava yağmurlu oluyor. Efendim 3-4 gün hava burada böyle görmüş olduğunuz gibi günlük güneşlik oluyor. Adana'nın kışı da böyle işte, yani bir hafta içerisinde 2 mevsimi birden yaşayabiliyorsunuz. Şimdi şehir merkezinde eskiden daha fazla burada portakal bahçeleri vardı ama zamanla şehirleşmeyle beraber de o portakal bahçeleri artık şehrin dış tarafındakiler hariç yavaş yavaş yerini taş binalara bırakmaya başlamış. Bizi üzdü aslına bakarsanız ama tabii kaç tanesi duruyordu. Birazdan sizi o bahçelerin bir tanesine götüreceğiz. O taze taze portakalların bahçede nasıl durduğunu hep beraber göreceksiniz. Yani pazarlarda olduğu gibi değil. O yeşil içerisinde turuncu rengi harika görünüyor. Şimdi biraz Adana'dan bahsedelim. Adana'da o kadar farklı medeniyetler burada ev sahipliği yapmış ki o medeniyetler de buraya ayrı bir lezzet katmış. Hepsinin buraya vermiş olduğu o tarihi, kültürel miraslar buranın da zenginleşmesine yol açmış tabii ki. Ve burada aslında Adana'nın ilk şehirleşmesinde başrol oynayan Türk olarak Ramazanoğulları burada hüküm sürmeye başlıyor. Yani buranın Türkleşmesi bir şekilde Ramazanoğulları ile beraber başlıyor. Ki burada hala o soydan, yani o isimle beraber gelen kişiler de var. Şehir, hatta çarşı içerisinde bir tane de Ramazanoğlu konağı var. Onu da inşallah size göstereceğiz. Şimdi tarihinden de bahsettik ama tabii ki tarihini anlatacak kadar ben o seviyede bir insan değilim yani. Onu profesörlerimize bırakıyoruz, tarihçilerimize bırakıyoruz ama onların buraya vermiş olduğu medeniyeti, kültürü, yemek kültürünü sizlere de göstermeye elimizden geldiğince uğraşıyoruz. Ya mesela analı kızlı diye bir yemek vardır. Efendim içli köftesi vardır. Kebabı zaten herkes malumunuz, bilirsiniz. Bici bicisi vardır, şalgamı vardır, kendine özel simiti vardır. Yani yemek kültürü Adana'nın gerçekten bu bölgeye özel çok fazla çeşitlilik gösteriyor. Şimdi sizi demiş olduğum gibi buradaki güzel portakal bahçelerinden bir tanesine götüreceğim. Muratcığım, hazır mısın o taze portakalları görmeye? Hazırız. Peki şimdi portakal bahçesine gidiyoruz. Adana'lıyız, Allah'a emanet. Bir yeriz, şalgam içerik. Bilmiyorum, şimdi gidelim hep beraber bakalım portakallar nasılmış. Adana eşittir portakal. Portakal bahçelerinin bir tanesindeyiz. Sadece portakal yok. Hemen bakın sağ tarafta değişik meyve. Murat, sen daha önce gördün mü kardeşim bunu? Kafa sallıyor, gördün mü? Nerede gördün ya sen? Nerede bileceksin hurma ağacını falan? Biraz önce mi görmüştün? Neyse, yol kenarında görmüş. Bunlar tabii ki olgunlaşmamış ham halleri. Hurma deniliyor. Bir diğer ismi daha vardı ama şimdi hatırımda değil. Tabii olgunlaşacak, daha portakal gibi rengi kavuşacak. Ondan sonra afiyetle yenir. Şimdi hemen portakalları göstereyim size. Yani böyle insanın taze portakalların yanında arkadaş ne kadar da mutlu oluyorsun. C vitamini bol bol, kış aylarında bu arada tüketin. C vitaminleri de tüketin. Hani yiyemiyorsanız bari suyunu sıkın ama orijinal olsun efendim. Yani güzel olsun yani, tamam mı? Tadında yiyin hepsini. Mandalina var bu şeyde, bahçede. Bayağı da bir şey varmış ya. Greyfurt da var. Ben görüyorum buradan baktığım kadarıyla. Nar vardı az önce. Nar ağacı gördük. İsimler veriliyor bazen. Ha, portakal. Bu mesela misket portakal. Küçük oluyor bunlar. Ama misket portakal var ya, inanılmaz suludur. Yani kabuğu biraz incedir. Ama inanılmaz suludur. Efendim Washington tarzı böyle portakal vardır. Onun kabuğu böyle kalındır ama o da suludur yani, o da lezzetlidir. Bir de yafa derler, yafa. Böyle uzundur biraz o. Onun kabuğu incedir. O da lezzetlidir tabii ki ama hepsinin kendine ağzında özel şeyleri var. Kan kırmızı portakal vardır. İnsanın ağzının tadı olduğu zaman işte hangisi uygunsa ondan yiyor tabii ki ama kış aylarının vazgeçilmezi portakaldır efendim. Mutlaka portakal tüketin. Adana'nın bir başka simgesi tabii ki portakalı da gösterdik size. Portakal orada kal. Limon. Limon. Ailenizin mutluluk veren meyvesi. Limon. Lütfen araya limon koymayalım. Limon gibi espriler yaptırtma bana kış kış ya. Bu nedir ya? Portakalın yanında limon da ne kadar güzel bir renk oluyor. Sarı kırmızı. Halbuki Galatasaray'da değilim ama sarı kırmızı dedim ya. Zeytin de var burada Murat. Zeytin ağaçları da var burada. Allah'ım kaybolduk bahçelerde. Bak bak nasıl olmuş da yarılmış görüyor musun? Karga mı yapmış acaba bunu ya? Dişlemiş. Oo, Çukurova Gölü canavarı. Seyhan Gölü canavarı buralarda mı yoksa? Muradı. Hadi gidelim artık. Portakal, limon, nar, zeytin. Allah nasıl bir yerse burası artık. Bak bir tane kaktüs gibi bir şey var görüyor musun? Gel gel. Bak bu da farklı bir şey görüyor musun? Bak dikenlidir bu, batar eline. Hı? Burada yazın özellikle böyle buzla beraber bunun üstünde böyle meyveler olur, tamam mı? Ona da incir derler. Onu da böyle yazın o Adana'nın sıcağında tablalar üstünde buzla beraber satarlar. O dış kabuğunu, şeyini, dikenli tarafını soyup onu da satarlar. O da öyle bir ağaç işte. Tabii ki bu küçük biraz. Bunun daha büyükleri var, böyle boylu boylu olanları var. Ondan burada yok zaten. Birkaç tane vardı. Onları da gösterdik size. Seyyah-ı Fakir'de kalıyorsunuz arkadaşlar. Sakın bir yere almayın. Nereden çıkacağız biz? Muradı! Gel Murat'ım gel. Gel. Sana mama getirdim. Dün yolda geçerken tantuni görmüştük. Dedik tantuni de yiyelim. Öyle üst üste her gün kebap olmaz. Değil mi Murat'cığım? Evet. Tantunilerimizi çıkartalım. At gibi acıktık değil mi Murat? Böyle güzel bir manzarada bu manzaranın tadını çıkararak biraz yemek yiyelim. Karnımızı doyuralım. Öğle yemeği vaktimiz geldi. Burada çok kalabalık olduğuna bakmayın. 2 kişilik ufak bir tantuni ziyafeti çekmeye çalışacağız. Murat nasıl buldun Adana'yı? Adana'yı güzel buldum. Güzel buldum. Peki hiç merak ettin mi Adana isim olarak nereden gelmiş? Yani zannedersem 16 ya da 17. yüzyılda bilmiyorum ya. Anladım. Pek bunun yüzün arkası yok. Ne diyordu çocuk? Dana görmüşler. Aa dana. Çok büyük geyik ama. Evet. Aa dana. Fena bir geyik yani. Güzel. Evet. Evet. Ya kimisi aslında şeye dayandırıyor. Yunan mitolojisinde işte Adanus, Madanus falan filan. Birkaç 3-5 aslında rivayet var bununla ilgili ama netice itibariyle çok eski, geçmişe sahip olan bir isim Muratçığım. Anladın mı? Anladım abi. Anladığına çok sevindim. Tamam, bu yemeği hak etmek için vermiş olduğumuz soruya cevap, sorduğumuz soruya cevap veremedi Murat. O yüzden git kendini suya at Murat. Tamam. Evet, Türk televizyon tarihinde bir ilk. Murat kendini suya atmıyoruz tabii ki. Yemeğimizi yiyoruz. Şimdi bu tantuni mesela Adana'da da yenir. Şimdi Tarsus bölgesi, Mersin bölgesi, Adana bölgesi aslında tek bir coğrafya olarak da nitelendirebiliriz burayı. O yüzden lezzetleri de birbirine çok fazla benziyor. Mersin'de sahilde mesela ben geçen senelerde yemiştim tantuni. Gerçekten çok lezzetliydi ama buradakiler de en az oradakiler kadar lezzetli. Mersin'e has olmuş olsa da efendim Adana'nın da tantunisi fena değildir. Aslında Tarsus bir zaman Adana ile beraber anılan bir yerdi. Yani beraber aynı coğrafyalardı. Daha doğrusu aynı yer olarak kabul ediliyordu. Tabii daha sonra Mersin'e bağlandı. Mersin'de büyük şehir olduktan sonra zaten büyük şehire bağlanan yerde il olamayacağı için Tarsus'un il olma ümitleri şu an için yok. Efendim Seyyah-ı Fakir devam ediyor. Şimdi de 14. asırda inşa edilmiş olan Ramazanoğlu Beyliği'nin konağına geldik. Burada sadece selamlık kısmı kalmış. Efendim Ulu Cami'nin hemen arka tarafında bulunuyor. İşte Adana'nın en eski yerleşim merkezinin tam ortasındayız şu anda. Gözde hocamız içeride bize hem konağın şu andaki selamlık bölümünü anlatacak, konağı anlatacak, hem de Adana tarihine dair güzel ve geniş bilgiler verecek bize. Efendim şu an yanımızda Gözde Ramazanoğlu var. Doktor Gözde Ramazanoğlu. Hem üniversitede eğitim veriyor hem de buradaki, hocam sanırım buranın da işletmesinde mi bulunuyorsunuz? Müdürüyüm. Müdürüsünüz aynı zamanda. Bize hem konağı hem de şu Adana tarihinden biraz bahseder misiniz hocam? Konağın dış kapısında 1495 diye bir tarih var. 1495 aslında restorasyon tarihi. Amerika'nın keşfinden daha önce inşa ediliyor. İstanbul'un fethinden daha eski, dolayısıyla Topkapı Sarayı'ndan daha eski bir yapı. Beylikler döneminden ayakta kalan, halen kullanılan tek saray yapısı olması bakımından önemli. Böyle baktığımız zaman bu binanın dünya mimarlık tarihi içinde de önemli bir yeri var. Çünkü 14. yüzyıldan kalma bütün dünya üzerinde çok az sivil mimarlık örneği var. Burası Ramazanoğlu Beyliği'nin sarayının selamlık binası. Saraylar biliyorsunuz iki kısımdan oluşuyor. Harem ailenin yaşadığı yer anlamına geliyor. Selamlık da resmi işlerin yapıldığı yer manasında. Bu binanın tamamı selamlık, yani resmi işlerin yapıldığı bina. Üniversitemiz de burayı bir kültür merkezi haline getirdi. Çukurova Üniversitesi Ramazanoğlu Konağı Kültür Merkezi adıyla Adana halkına hizmet eden ve asli görevini, yine hizmet görevini sürdüren bir bina halinde. Bina sonra arada da kullanılıyor. Mesela Kanuni Sultan Süleyman Adana'ya geldiği zaman bu binada misafir ediliyor. Sonra 4. Murat Bağdat Seferi dönüşünde, hani İstanbul'a gidip de Bağdat Köşkü'nü yaptırıyor ya Topkapı Sarayı'na. İşte ondan evvel burada misafir ediliyor. Çünkü devlet başkanları sarayda ağırlanır. Geleneği var. Şimdi mesela Dolmabahçe Sarayı'nda resepsiyonlar var. Aynı geleneğin uzantısı. Veya bizim devlet başkanlarımız gittiği zaman Buckingham Sarayı'nda ağırlanıyorlar. Yine devlet başkanları sarayda ağırlanır geleneği nedeniyle. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız Adana'ya geldiklerinde aynı geleneği 500 yıl sonra sürdürdük. Ve kendilerini burada buna dayanarak üniversite olarak ağırladık. Çok da memnun kaldıklarını belirttiler. Vakfiyelerden öğrendiğimize göre, karşılaştırma için söylüyorum, tabii ki eşit değil. Ama çok basit bir karşılaştırma için burası da tıpkı Topkapı Sarayı gibi parçalı bir yapıya sahip. Ama tabii ki Topkapı Sarayı bir cihan devletinin, devleti âlinin merkezi. Orada biriken sermaye daha fazla, orası görkemli bir saray. Bu bina da çok İçini gezdiğimiz zaman çok ilginç bir yapı. Mesela bu içinde bulunduğumuz oda büyük ihtimalle divanhane olması gereken yer. Yani meclis toplantılarının yapılmış olması gereken yer. Yukarıda eğer iki pencereye bakarsak Topkapı Sarayı'nda benzeri var. Fatih Sultan Mehmet'in Fatih Köşkü'nde bir benzeri var. Yukarıdan padişahın aşağıdaki toplantıları izlediği yer olması lazım. Yoksa niye içeriye pencere açsınlar? Ve böylece aşağıdaki toplantıda her zaman herkes bu el pençe divan denen şekilde dikkatli ve saygılı davranıyorlar. Mesela karşımızda bulunan odada Ziya Paşa'mızın valiliği, Adana valiliği dönemi, biliyorsunuz Ziya Paşa'mız büyük şairimiz, aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz diyen, bütün şiirleri atasözü haline gelen Ziya Paşa'mızın valiliği döneminde içerideki odayı kabul salonu olarak kullanıyor. Valilik resmi kabul salonu olarak. Sonra vali olan Hacı Hasan Efendi yine orayı kabul salonu olarak kullanıyor. Hacı Hasan Efendi'nin eşi Emetullah Hanım hem Osmanlı'nın ilk hanım öğretmenlerinden bir tanesi ve Adana'da yaşıyor. Bu şu bakımdan çok önemli. Biz tarihi İstanbul odaklı okuyoruz. Hep İstanbul üzerinden okuyoruz. Fakat baktığımız zaman ilk hanım öğretmenlerden bir tanesi Adana'da. Demek ki başka yerlerde de var. Evet. Ama biz gözden kaçırıyoruz büyük ihtimalle. İşte o Emetullah Hanım'ın hatıralarına göre içerideki oda mümkün olduğu kadar aslına sadık kalınacak şekilde yerleştirildi. O şekilde tefriş edildi. Ziya Paşa'nın dönemindeki gibi yapıldı. Kanuni Sultan Süleyman'ın kaldığı oda üst katta ve mimarlık tarihi açısından çok enteresan bulduğum bir şey var. Çünkü ben mimarlık tarihi hocasıyım zaten. Burada ikinci katta bir küçücük hamam var. Bayağı kubbesiyle, ılıklık kısmıyla birlikte yapılmış minicik bir hamamımız var. Şöyle değerlendiriyorum onu. Büyük ihtimalle bina yapılırken değil, Kanuni Sultan Süleyman geleceği zaman onu ağırlamak, onu rahat ettirmek için oraya bir hamam eklenmiş olması çok mümkün. Çünkü özellikle Adana gibi düz bir şehirde hamamı ikinci kata yapmak marifet değil de, marifet oraya akarsuyu çıkartabilmek. Doğru. Onun için Kanuni Sultan Süleyman'a hizmet için yapıldığını ve ona göre bir su teşkilatı oluşturulduğunu tahmin etmek çok zor değil. Yine bu binada bir kapımız var. O zamanki saygı gereği, saygı anlayışı gereğince kapı Kanuni Sultan Süleyman geçtikten sonra bir daha hiç kimse geçemesin o kapıdan diye örülmüş. Evet, öyle bir anlatılır efsane şeklinde. Çukurova Üniversitesi Ramazanoğlu Konağı Kültür Merkezi olarak kültür merkezi haline getirdi. Her cumartesi günü burada Adana'mızı ilgilendiren konularda halka açık konferanslar oluyor. 60 kişilik bir salonun her hafta dolması büyük bir başarı olarak kabul edilir. Bizim salonumuz hiç boş kalmıyor. Bunu Adana'nın kültüre olan merakı için gururla söylüyorum tabii. Adana tarihin kaydettiği aslında en eski şehirlerden bir tanesi. Çünkü hayat suya bağlı. Dünyadaki bütün büyük uygarlıklar da su kenarında gelişiyor. Adana'ya baktığımız zaman yanından kocaman bir Seyhan ırmağı akıyor. Yazın bile kurumayan bir ırmak. İklim mutedil, eskilerin mutedil dediği ılıman bir iklim. Yani yaşamak için çok uygun. Hem içmek için hem sulamak için suyu var. Sonra Adana'ya Romalılar döneminde bir köprü inşa ediliyor. Ve bu inşa edilen köprüyle Adana tam anlamıyla hem tırnak içinde hem de gerçek anlamıyla bir köprübaşı şehri oluyor. Tepebağ dediğimiz bir bölgesi var Adana'nın, köprüye çok yakın olan. Orası da bir höyük. Höyükte biliyorsunuz bir şehir kuruluyor, yıkılıyor, aynı yerde bir şehir daha kuruluyor. O da yıkılıyor. Böylece yavaş yavaş orası yükseliyor. Bu yükselti sonunda Adana'ya dümdüz bir ovanın ortasında olduğu için şehir, bu yükselti bir doğal başkent olma avantajı sağlıyor. Ürün fazlası var. Yiyebileceğinden fazlasını üretiyor Adana. Hani pamuk deposu diye adlandırılır, çeşitli şekillerde adlandırılır. Deprem bölgesi, işgal bölgesi olması nedeniyle bahsettiğimiz bu yapılan eserlerden geriye bir şey kalmamış. İstanbul için derler ki, İstanbul'da bu kadar çok yangın olmasaydı İstanbul'daki kapıların eşikleri gümüşten olurdu derler. Şimdi buradan baktığımız zaman, bu noktadan, eğer Adana'da bu kadar çok deprem olmasaydı, bu kadar çok işgal olmasaydı Adana'da kapıların eşikleri altından olurdu. Dayıcığım, her gün gelip besliyor musun kuşları? He? Her gün gelip besliyor musun bu kuşları? Allah için besliyorum. O 15 sene oldu. 15 senedir geliyor musun her gün buraya? He. Vay maşallah. Tekeriyle takviye getirir buradan da. Nereden, evde mi getiriyorsun bu yemleri? Alıyorum. Her yerde var. Yerinden alıyorum. Ha, yerinden alıp gelip burada yediriyorsun. Kilo 1 milyon satıyor şu karşıya kadar. Çok güzel. Allah razı olsun senden. Tevekkül Allah. Kim kurtardı Resulullah? Bunlar kurtardı. Evet. Öldürmeye. Evet, Resulullah evet, da evet. Örümcek. Evet. Örümcek evet. Örümcek. Örümcek gizledi Allah'ın. He ve bunlar kurtardı. Evet. Bu yakut mağarada o kafirler Resulullah'ı öldüreceklerdi. Allah için bakıyorum ben de. Ben çocukluğum... Allah senden razı olsun ya. Bu niyetle yaptığın için var ya, çok güzel bir şey yapıyorsun amca. Gel öpeyim. Çok teşekkür ederiz ya. Allah razı olsun. Sen her Müslümandan. Evvelinde daha çok vardı aslında, daha sık yerlerde vardı boyacılar ama şimdi gün geçiyor ki artık o da yavaş yavaş yerini o hazır boyalara bırakıyor. Ama Adana sokaklarında hala köşe başlarında boyacıları görmek mümkün. Önce selamünaleyküm. Aleykümselam, merhaba. Merhaba, nasılsın amcacığım? İyiyim, Allah'a çok şükür, buna da şükür. Allah. 10 senedir burada boyacıyım, caminin önünde. 10 sene mi oldu? Evet. Evet. Peki rızkını bundan çıkarıyorsun. Bu da çok eski bir meslek aslında bakarsan. Evet. Ya nasıl geçiyor burada günlerin? Neler yapıyorsun? İyi geçiyor. Karnımız doyuyor. Şeyim de var. 3 aylık emekli maaşım 3 aydan 3 aya 400 kağıt alıyoruz. Bu da takviye oluyor. Böyle geçiniyorum diyorsun. Evet. Bu da yani takviye. Hayırlı işler diliyorum ben. İsmin neydi bu arada? İbrahim. İbrahim amcam da gerçekten güzel bir meslek yapıyor. İnsanlar ayakkabısı neden boyatır? Belki bir düğünü vardır. Belki özel bir işi vardır. Ya da her gün özellikle gelip boyatan insanlar var. Amcacığım Allah-u Teala sana kolaylık versin. Hadi güle güle. Kendine çok dikkat et. Tamam. Hadi selametle. Hadi güle güle. Şehirleşmeler arttıkça böyle beton binalar yükseliyor. Lakin o yükselen binaların arasında geçmişten iz taşıyan bazı eserler var. Bunlardan bir tanesi de arkamda görmüş olduğunuz Ulu Cami. Şimdi o kadar beton binalar fazlalaşıyor ki bu binaların değeri daha fazla anlaşılıyor gün geçtikçe. Ulu Cami Adana'nın tam merkezinde bulunan çok eski yapılardan bir tanesi. 1541 yılında yapılmış. İçeri girelim. O caminin o mistik havasında size inşallah Adana'nın en güzel ve en özel camilerinden bir tanesini de gösterelim. Şimdi böyle şey başladığı zaman ilk defa Bismillahirrahmanirrahim daha. Bir daha unutma. Onu insan al. Ben de unuturum. Ben de bazen yemek yediğim zaman Bismillahirrahmanirrahim yediğim yemeği unuturum. Sonra hatırıma eyvah diyorum. Bismillahirrahmanirrahim olsun. Elhamdülillah çok şükür diyorum. Neden haklı? Sen kimin verdi rızkı yiyorsun can? Sen verdin Allah'ın rızkı yiyorsun tabii. Sen kişi versek. Bizim yediğimizi yemeyen kişiler de var. Tabii can ya. Öyle de sen. Hadi oku. Hadi oku. Bismillahirrahmanirrahim. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ennebatü. Ve tehibatü. Ve tehibatü. Esselamu aleyke ve rahmetullahi ve berekatü. Yok aleyke eyyihen nebiyyü. Bu da ağam da. Yok maşallah çok güzel. Bırak. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Allahu Ekber. Semi'allahu limen hamide. Allahu Ekber. Adana'daki en eski yerleşim merkezindeyiz şu anda ve o yerleşim merkezindeki konağı size gösterdik. Ne kadar da gerçekten o eski yansıtan izleri üzerine taşıdığını siz de gördünüz. İşte o konağın hemen ilerisinde caddenin kenarında burada harika bir cami var. O caminin ismi tabii ki Ulu Cami. Adana halkı buraya inanılmaz bir şekilde rağbet ediyor ve vakit namazlarında dahi burası dolup taşıyor resmen. Hocam bu kadar Adana halkının burayı sevmesindeki etken nedir? Yani bu camiyi özel kılan şeyler nelerdir? Evet, Adana Ulu Camimiz tabii Adana'da bizim Anadolu'nun 1000 yıllık tarihi, kıymetli tarihi eserlere taşıdığı gibi manevi bir merkez. Yani İstanbul'da Eyüp Sultan Hazretleri nasıl ise, Ankara'da Hacı Bayram Veli Hazretleri nasıl ise, Hazreti Mevlana Konya'mızda nasılsa Adana'da da Ulu Cami böyle manevi bir merkez. Adana'mızda Ulu Cami, Cuma Camisi olarak genelde Ulu Camiler böyle inşa edilmişler zaten. Haftada bir defa insanların toplanıp Cuma kıldıkları büyük bir cami olarak inşa edilmiş. Adana'da böyle bu büyüklükte inşa edilen ilk camidir. Mesela minaresi, kapısı, ilk giriş kapısı Memlüklü tarzı bir eser. İşte içinde bulunduğumuz kısım, buradaki özellikle Çinileri, İznik Çinilerinin en nadide örnekleri, saray işi Çiniler olarak kabul ediliyor. Üzerinde Kanuni Sultan Süleyman Han'ın yazdığı bir kapımız var. Mesela orada bulunan Mukarnas Kubbemiz, işte dünyada çok az örnekleri bulunan bulunmaz bir eser. Dolayısıyla camimiz yani hem Memlüklü tarzını gösteren mimari özellikleri var. Osmanlı ecdadımızın işte izlerini taşıyor. Yapıldığı yıllar itibariyle 1507 ile 1541 arasında tamamlanmış ki bu dönem işte Osmanlı ecdadımızın en zengin bir dönemi. Yavuz Sultan Selim Han, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın olduğu bir dönemde camimiz bitmiş, tamamlanmış. Belki Adana'da da tek Kanuni Sultan Süleyman Han'ın adı yazan eser burasıdır. Evliya Çelebi'nin de zannediyorum böyle eserinde andığı manevi bir lezzeti olan, işte Medine-i Münevvere'nin kokusunu taşıyan bir yerdir yani. Öyle mi söyleyeyim? Evet, evet, öyle belirtmiş eserinde. O yönden gelip geçen herkes burada gerçekten manevi bir lezzet alır. Yani camimiz maddi değeri sanat eseri olduğu gibi manevi büyüklerimizin de gelip geçtiği bir mekan. İşte 1916-17'lerde büyük Evliyaullah zatlardan Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin kaldığı bir mekan camimiz. Kendisi rahmetullahi aleyh Abdülhakim Arvasi Hazretleri 1916'da o savaş döneminde Van'dan kalkıyor, Şam'a göçüyorlar. Tabii çok zorluklar içerisinde, sıkıntı içerisinde. Ama Şam biliyorsunuz, takdir ederseniz ki Van'a göre çok sıcak bir yer. O ihvanıyla işte orada bir süre kalıyorlar ama oraya bir türlü alışamıyorlar. Çok zorluk, sıkıntı çekince işte oradan Adana'ya göçüyorlar. Ve burada 2 yıl kalmışlar. O sıkıntı içerisinde, darlık içerisinde, maddi zorluk içerisinde mübarek camimizde ibadet ederken, işte büyüklerim de anlattılar. Burası müezzin mahfelinin çıkan merdiveni. Bunun altında Abdülhakim Efendi, Allah rahmet eylesin, gaibane bir kese kendisine altın verilmiş. Evet. Yani belki işte nasıl olduğunu tam bilemiyoruz ama demek ki öyle darlık, zorluk içerisindeki Yüce Rabbim ona böyle gayipten bir işte bir ikram, lütuf yani. Allah'ın Teala'nın evet, sevgili kulu. Evet. Ha, elhamdülillah. Rabbim ona böyle bir ikramda bulunmuş. Çok evet. Güzel. İşte o büyüklerin hani Allah Teala şefaatlerine hepimizi nail eylesin inşallah. Evet, evet. Abdülhakim Arvasi Hazretleri ki şu 2 dakika içerisinde anlatılacak bir zat değil tabii ki. Evet, ama Adana'dayız tabii ki. Abdülhakim Arvasi Hazretleri de gelmiş bu camiye. Biz gerçekten bizi etkileyen şeylerden bir tanesi oldu. İşte o bir kese altının verilmiş olduğu merdivenin altı da evet, burası. Evet, burası da Ulu Camimizin Hünkâr Mahfeli diyebileceğim bir odası. Hünkâr Mahfeli yani padişahların, beylerin namaz kıldığı bir yer. Ki muhtemelen Yavuz Sultan Selim Han, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın bizzat 3 gün kaldığı kesin kayıtlarda var. Burada namaz kılmışlar. Şu an bulunduğumuz odada. Ve Mahmut Sami Efendi rahmetullahi aleyh de burada namaz kılarmış. Genellikle bu odada kalırmış. Şu anda imam odası olarak kullandığımız odayı mesela Ramazan'da itikaf odası olarak kullanmış. Evet. Kendisinin işte hemen büyük dedesi hemen şu pencerenin arkasında bulunan kabirde yatıyor. Halası burada, annesi burada, Mahmut Sami Efendi. Ve birçok Evliyaullah işte camimizin önünde bulunan bu kabristanda, şu anda belki parka döndürülmüş ama 1950'ye kadar kabir olduğunu biliyoruz. İşte orada yattığını biliyoruz. Adana'mızı İslam'a ilk defa açan Ramazanoğulları ve beyliğe adını veren Ali Ramazan Bey'den itibaren diğer beyler ve camimizi ilk defa başlatan Halil Bey ve diğer beyler bu mezar odası dediğimiz aşağıdaki bu mahzende yatıyorlar. 20 kadar kabir şu anda bulunduğumuz yerde. Tabii işte bunlar böyle kabir deyince böyle bildiğimiz bir mezar şeklinde değiller ama küçük kutu şeklinde bir kişinin işte bir mezarın sığabileceği şekilde buraya bir nevi gizlenmiş diyebiliriz. Yani 10 yıl öncesine kadar kimse burada böyle bir oda olduğunu bilmezdi. Üzerinde bir kapı vardı, üzerinde halı seriliydi. Herkes üzerinde namaz kılardı. Evet. Daha sonra ortaya çıkmış, evet. Öyle mi? Ortaya çıkması iyi olmuş. Belki yani şöyle diyelim, cesetlerin çalınma ihtimali eskiden göz önünde bulundurularak böyle bir şey yapılmış. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakim. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddâllin. Amin. Rabbim cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Amin. Rabbim aziz ecdadımız gibi bizleri inşallah milletimiz aziz eylesin. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri Hicri 1281, miladi 1865'te Van Başkale'de doğdu. 27 Kasım 1943'te Ankara'da vefat etti. Kabri Ankara yakınlarındaki Bağlum'dadır. 1914'te Ruslar Doğu'yu işgal edince İstanbul'a geldi. Çeşitli camilerde senelerce ilim neşretti. Pek çok kerametleri de görüldü. Siyasete hiç karışmadı. Hükümete karşı gelenlerden, bölücülük yapanlardan nefret ederdi. Sahte tarikatçılar ve cahil tekke şeyhleriyle hiç görüşmez, gençleri İslam bilgilerini öğrenmeye, herkese iyilik etmeye, memlekete, millete faydalı olmaya teşvik ederdi. Her hali istikamet üzereydi. İstikamet, kerametten üstündür sözünü sık sık söylerdi. İstikamet, dinin emir ve yasaklarına uymaktır buyururdu. Büyük İslam alimi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, hocası Abdülhakim Arvasi'nin kuddise sirruh vefatının ardından duygu yüklü ve gönülleri titreten şu iki satırı kaleme almıştır. Ağlasın, kan ağlasın her Müslüman. Çün Seyyid Abdülhakim terk etti can. مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Yine karnımız acıktı. Efendim, Adana'da insanın karnı sürekli acıkıyor. Mis gibi kokular geliyor burnunuza ve kafanızı çevirdiğiniz yerde bakıyorsunuz ki harikulade bir lezzet. Hemen oturuyorsunuz, tadına bakıyorsunuz. Şimdi ben size çok farklı bir yiyecek göstereceğim. Daha evvel hiçbir şehirde göremediğim, varsa da ben görmedim, açık konuşayım, İstanbul'da da göremedim. Şırdan denilen bir sakatattır. Lakin inanın lezzeti harikuladedir. İçerisinde pirinç taneleri var ve insanın ağzında dağılan yapısıyla nefis bir lezzet diyoruz. Kokoreç sevenler, şimdi siz dikkatlice izleyin bunu, emin olun. Kokoreci sevenler şırdana bayılacaktır. Şimdi ben evvelden yediklerimle lezzeti aynı mı diye kontrol için içeri giriyorum. Sakın TGRT belgesel ekranlarından ayrılmayın. Şimdi biraz sonra o nefis şırdanın tadına bakacağım efendim. Efendim, Şırdancılar Sokağı'ndaki en sıcak mekanlardan şu anda birindeyiz. Tabii böyle bir masayla karşılaşacağımız pek aklıma gelmiyordu ama Bedo abi, sen bize var ya acayip bir şey yaptın ya. Yani ufacık bir şey yiyip çıkacaktık burada. Sen böyle masayı bir donattın dedim, masayı şöyle bir, tamam mı? Hani de Siitliymişsin zaten. Eyvallah diyorum sana. Şimdi sen bak, bunların çoğu mesela kelle paça olsun, çorba olsun, çorba çeşitleri olsun, her yerde var. Evet. Tamam, ama şu gördüğümüz lezzet her yerde yok. Çeşitler ne ya? Mesela, çeşitlerimiz mercimek çorbası. Evet. Ama mercimek çorbası deyip geçmeyin. Hmm. Biliyorsunuz, mercimek çorbası bazı yerlerde yumuşatmak için içine bazı katkı maddeleri konulur. Bizde asla bu olmaz. 3 saate yakın kevgirle ateşte çevrilir, yumuşayana kadar. O lezzeti bulana kadar. Yani emek var içinde, bilek gücü var, zahmet var, alın teri var. Öyle kolay değil. Eyvallah. Bu görmüş olduğunuz mumbar. Mumbarı biliyorsunuz, evet, kokoreçin ham maddesidir. Fakat biz burada içine pirinç dolduruyoruz, dolma şeklinde ve sadece kaynatarak. Hiçbir katkı maddesi içinde yoktur. Sadece suda haşlıyoruz. Bu budur. Evet. Bu gördüğünüz beyin, dil, çürük tabir ettiğimiz kellenin yanağı, beyni. Bunları da haşlıyoruz sadece. Hiçbir şekilde sağlığa aykırı değil. Yani bunu insanlar, tansiyon hastası bile yiyebilir. Çünkü suda haşlanıyor. Evet. Bu görmüş olduğunuz paça çorbamız. Şöyle göstereyim. Paçanın içerisinde dil, beyin ve siyah et vardır. Bu da aynı şekilde sadece haşlanır. Sadece müşterinin tercihine göre sos konulur. Gelelim buranın ana menüsüne, ana yemeğine. Şırdana gelelim. Şırdana gelelim abi. Şırdan belki birçok insan bilmez ama koyunun midesidir. Yani işkembe, kırkat dediğimiz tavuğun taşlığı gibi bir şey. O. Bir de mide bağlıdır birbirine. Üçü ayrıştıktan sonra mideyi sadece alırız ve görmüş olduğunuz gibi özel bir midedir. Özel bir maddedir bu. Nasıl özeldir? Bakınız. Bunu tekrar göstereyim ben abime. Gördüğünüz gibi gayet et oranı yüksek. Et kalınlığı ve yapraklıdır. Bu erkek koyunun midesidir. Dişi koyun hem geç pişer hem olmaz. Bize en azından diyelim 5000 tane şırdan gelir. Bu 5000 şırdanın içine 1000 tanesini ayrıştırır atarız. Sadece erkek olan, yapraklı olan, etli olan şırdanı tercih ederiz. İçinde... Tabii içini şimdi size göstereceğim abicim. Özür dilerim Raşit abi, bir zahmet mikrofonu tutarız. Tabii, görevimiz ne demek? Şimdi abi bu çatalla, kaşıkla yenecek bir şey değil. Bunun en büyük özelliği elle yenmesidir. İlk önce şırdanımızı şöyle alırız abi. Tabii ben kabaca bir tabirle bunu kağıdın içine koyarız. Pirinci çıkmasın diye dikeriz biz bunu. Su girmesin diye. Su girdiği zaman şişer. O pirinç hamur olur. Hiçbir lezzeti, tadı kalmaz. Şöyle ipini çekeriz abicim. Gördüğünüz gibi çok sıkı dikeriz, içine su girmesin. Şöyle alayım abicim. Gördüğünüz gibi abi, içinde pirinç var. Peki baharat da var galiba içerisinde. Evet, hepsini anlatacağım abi. Çok kaliteli bir pirinç kullanıyoruz biz buna. Pirinci çok önemi var. Bu kaliteli bir pirinç, kaliteli bir salça, özel olarak Adana'da biber salçası, bir de iç yağ kullanırız. Kuzu iç yağı. Bunları doldurur, haşladıktan sonra müşteriye servis ederiz. İçindeki maddeler bunlardır. Şimdi merak ediyorsunuz bu nasıl yenir? Onu da göstereyim abi. Ben gayet iyi biliyorum da sen izleyiciler görsün abi. Göster hadi. Abi onlara izah edeyim. Bu kimyonu tüm öğütüyoruz. Fabrikasında. Bunu alıyoruz abicim. Şöyle boydan boya döküyoruz abicim. Pul biberimizi tercihe göre. Bazı insanlar rahatsız oluyor pul biberinden, dökmeyebilir. Ama ben az döküyorum. Bunu döktükten sonra abicim şöyle alıyorsunuz. Afiyetle. Çok lezzetli. Adana'ya yolunuz düşerse demeyeceğim. Adana'ya mutlaka gelip görün ve geldiğiniz zaman da özellikle akşamları gidip Şırdancılar Sokağı'na uğrayıp orada şırdanınızı afiyetle yiyin. Efendim bazı şeyler öyle masada yenmiyor. Gelip bizzat tezgahın başına yemek daha bence lezzetli oluyor. Hani içerinin o sıcağındansa bu tezgahın samimiyeti, sıcaklığı benim tercih ettiğim diğer unsur böyle yiyecekleri yerken. Şimdi ben bir tane şırdan istiyorum kardeşim ama ben size arkadaş şırdanımı hazırlarken fiyatını söyleyeyim. Cumali abi 4 lira mı demiştin içeride? 4 tanesi. Milyon lira. 4 milyon lira. Yanında 4 TL diyelim. Milyon ne şimdi? Şimdi eski kafayız ya abi. Uçurma millet. Yaşımıza ver abi. Estağfurullah gençsin ya. Şimdi abicim sadece şırdan vermiyoruz. Yanına ayran da veriyoruz. İsteyene çayın da veriyoruz. Onlar ücretsizdir. Tabii. Ya burada bir de böyle bir şey var. Bolluk memleketi arkadaş. Yani gittiğiniz yerde yediğiniz yemeğin yanında içtiğiniz ayran bedava. Nerede var ya? Böyle bir şey yok. Adana bolluk memleketi, işte bu da bir göstergesi diyoruz. Tabi ben fazla da konuşup da sizin canınızı da sıkmayayım. Yemeğimi yiyeyim efendim. Ben artık bu şırdanı yiyeceğim yani burada. İnşallah. Cebimize atalım. Eyvallah. Bunu çek abi. Şuradan başlayayım ya. Oradan al. Çok iyi. Kardeşim hayırdır? Ustam hacrat veriyoruz, açılışımız var. Ne yapıyorsunuz? Açılışımız var, hacrat veriyoruz. Hacrat mı? Evet. Hacrat? Evet. Hacrat ne ya? Yani dini bir olay. Öyle mi? Evet. Hacrat. Ha tamam, şimdi anladım ya. Şaşırdım yani. Ne kadar bu? Parasız abim. Nasıl size parasız? Bedava. Yok canım. Bugün bedava abi. Herkese mi dağıtıyorsunuz böyle? Evet abim. Şu an 20 tane var. 20 tane sen burada şimdiden gidip dağıtıyor musun böyle? Evet. Ne güzel bir açılışmış bu ya. Allah'ım her yerde böyle bir açılış olsa keşke. Sıcak yalnız bu. Evet. Daha yeni çıktı. Daha yeni çıktı. Adana mı bu? Hayır, tavuk dürüm. Tavuk dürüm olsun. Şimdi biz az önce Murat sen acıktık demiştin değil mi? Yemekleri bedavaya getirdik. Ya gerçekten para vermemiz gerekiyor mu buna? Yani hayır, gerçekten mi bedava hayrına dağıtıyorsunuz? Evet gerçekten. Ya kardeşim senin açılışını yiyeyim ben ya. 2 tane mi veriyorsun? Evet. 2 kişiyiz ya. Murat sen yemeyeceksin mi? Yiyeceksin mi? Öldü açlıktan ya. Kardeşim Allah razı olsun ya. Ver o zaman kartınızı da belki oraya yine geliriz yemek yemeye. Evet abi. Yolun açık olsun. Allah-u Teala hayrınızı kabul etsin kardeşim. Eyvallah abi. Hadi bakayım yolun açık olsun. Allah-u Teala işte kardeşim acıkınca, tamam mı? Eğer bir yerde rızkınız varsa o rızık gelip sizi buluyor. Demek ki bu dürümün üstünde eğer yiyebilirsem şimdi benim demek ki ismim yazılıymış. Murat yemeye başladı. Demek ki onun ismi orada yazılıymış. Afiyet olsun. Otur dayı otur. Murat. Efendim. Abim. Ya bunu nasıl izah edeceğiz ki Murat şimdi? Biz ne diyeceğiz yani? Boş ver, anlatma kimse. Anlatmayalım değil mi? Açız diye benim başımın etini yedin. 2 dakikada yemek geldi. Görüyorsun değil mi? Geldi abi. Ya. Allah-u Teala'nın hikmeti, büyüklerin himmeti derim ben buna kardeşim. Az önce çünkü dua ettik Abdülhakim Arvasi Hazretlerine. Geldik burada yemeğimizi yiyoruz. Görüyor musun? Aynen öyle abi. Aynen canım aynen. Siz diyecek bir şey bulamadınız ama ben söyleyeyim. Duanın tesiri, Allah-u Teala'nın hikmeti ve tabii ki büyüklerin himmeti diyebiliriz. Yoksa akşam vakti kim size bir bisikletle dürüm getirecek ha? Efendim, bizimkiler bu haftayı da çıkardı. Bakalım önümüzdeki hafta Seyyah-ı Fakir'de neler bekliyor bizi? Allah-u Teala sağlık, sıhhat verirse tekrar görüşmek ümidiyle. Şimdilik hoşça kalın. yaklaşan zulümde